Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kendi yaptığımız açık kaynak kodlu proje üzerinden API testini nasıl yaptığımızı anlatacağım. İlk olarak sizlere projemizden genel olarak bahsetmek isterim. Şu an bu proje hali hazırda geliştirilmeye devam ediyor. Projenin amacı kullanıcı kişinin Twitter üzerinden istediği kelimelerin geçtiği tweetleri izleyip buna göre görsel olarak bir grafik çıkarmasını sağlıyor. Bu sayede kullanıcı kişi herhangi bir sorun olduğunda arattığı kelime üzerindeki artışa göre bildirim alıp ona göre hareketlerine yön verebiliyor. Burada da projenin kullanıcı arayüzünü görebilirsiniz. Kullanıcı login olup istediği kelimeleri içerecek alarmı yaratması gerekmektedir. Burada alarmı yarat butonu girdikten sonra karşımıza bu sayfa çıkacaktır. Bu sayfada alarmın başlığını, geçmesini istediği zorunlu kelimeyi, bu kelime olup ya da olmadığını, şu kelimenin geçmesini istemiyorsa eğer exclude olarak belirterek ve belli bir threshold yani aralık vererek eğer bu aralığı aşarsa bu şekilde yükselsin ya da bu şekilde bana bildirim gelsin diyerek alarmı create edebiliyor. Alarmı create ettikten sonra bizim arayüzümüzde bu şekilde bir tane yer çıkıyor. Ve bu yer eğer senin verdiğin threshold'ın üstünde Twitter'dan arattığın kelimeye göre bildirim gelirse o yukarı şekilde olacak şekilde görsel olarak bize bildirim yapıyor. Eğer tam tersi senin verdiğin aralıktan aşağıdaysa o aşağı olacak şekilde bize görsel olarak bildiriyor. Daha sonradan bizim bu proje yapmamızdaki asıl amaç yeni teknolojileri ve dilleri öğrenmekti. Bu yüzden de biz bu projede Go ve Scala kullandık. Bu yüzden bu projede SMEC mimarisini seçtik. Hem de yeni bir mimari, yeni bir teknoloji öğrenelim diye. SMEC mimarisi Spark, Mesos, Akka, Cassandra ve Kafka olmak üzere 5 tane yeni teknolojiden oluşmaktadır. Ve biz kendi projemizde bu sağda gördüğünüz resmi kullanıyoruz. Burada siz alarm yaratıyorsunuz. Alarm yarattıktan sonra Data Ingestion sayesinde Twitter'a gidiyor. Twitter'dan Kafka'ya gidiyor. Burada bekledikten sonra prosesleri girediyor. Spark'tan Cassandra'ya, Cassandra'dan Trend API'ye ve buradan da kullanıcı arayüzümüze gidiyor. Şimdi projenin genel olarak nasıl çalıştığını anladıktan sonra biz API testimizi yazmamız lazım. Şimdi API testini biz burada tümünü anlatmayacağım size ama sadece alarm yaratmadaki API testingini nasıl yaptığımız hakkında bilgi vereceğim. İlk başta Mingle'a giderek iş analisti tarafından oluşturulan Create Alert'in bir storiesine, hikayesine bakıyorum. Burada buna bakmamdaki neden benim ne verdiğimde hangi sonucu HTTP statüsüne dönmesi gerektiğini bilmem gerekiyor. Ve ona göre de API testingimi yazacak. Burada da biz Go ile API testingini artık mimarimizi anladık. Nerede hangi sonuçlar döneceğini anladık. Şimdi ise hangi pattern'e koyacağımız ya da testlerimizin nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi siz eğer otomasyon testlerinizi, API testlerinizi aynı yere yazarsanız burada ben hata aldım. Bu genel olarak karşılaşılan bir şey mi bilmiyorum ama bu yüzden bir tane ayrı folder oluşturdum. Daha sonradan Go ile yazacağınız için çok fazla kaynak bulamayabilirsiniz. Ben HTTP yani API testini yazarken GitHub'daki bu linki kullanarak gerçekten çalışan bir kod elde ettim. Hakikaten güvenilir şekilde dokümantasyonda ne yazıyorsa açık ve anlaşılır şekilde hiç bilmeyen bir kişi tarafından biri uygulanabilecek bir modda. Daha sonradan şimdi tamam biz sadece alarm yaratma kısmına API testini yazacağız ama diğer servislerin bir ayağa kaldırılması gerekiyor. Biz bu yüzden burayı mocklayarak buradan sadece 200 dönem bir durum oluşturduk. Bu yüzden de Mountebank'i tercih ettik. Mountebank tam anlamıyla indirilmesi kolay, run edilmesi kolay, aynı zamanda dokümantasyonu çok iyi olan bir aracı tool diyebiliriz. Buradan sizin belli serverınızı mocklayarak sadece 200 dönem bir durum oluşturabiliyorsunuz. Burada API testingimize geçersek dediğim gibi ilk başta sizin paketinizi tanımlamanız gerekiyor. Neyi import etmenizi yani hangi library'leri kullanmanız gerektiği bildiriyorsunuz. Daha sonradan ben burada sadece bir tane case'i verdim. Burada ne yapıyorsunuz? Siz JSON belgesi olarak alarmı yaratmak istediğiniz yani ne yapıyorduk? Biz burada kullanıcımız vardı. Alarma bir tane header veriyordunuz. Ondan sonra geçmesini istediğiniz kelimeyi, daha sonradan şu kelime olsa da iyi olur dediğiniz kelimeyi, içermemesi gereken kelimeyi veriyordunuz. Durumuna bir veriyordunuz ama burada şimdi şu şekilde. Burada ben özellikle bir tane geçmeyen bad request dönen bir şey vermek istedim örnek olarak. O yüzden de threshold koymadım. Threshold koymadığım için burada ne yaptım? HTTP'de beklediğim şeyi verdim. Bu benim diğer taraftan da alarm yaratma servisini kaldırmıştım. Burada onun görevini kullandım. Daha sonra post edeceğim linki verdim.
Ondan sonra yani alarmımın JSON olduğunu bildirdim. Daha sonradan da dediğim gibi threshold vermediğim için Mingle'dan baktım hikayeye göre burada bad request dönmesi gerektiği için bize de kullandığım GitHub kaynağından status bad request dediğim zaman sonucu yani doğru olmadığını dönecek bir kod yazdım. Bunu nasıl çalıştırdım? Normalde GoBit'im üzerinden ben şuraya kadar bu kodu yazdığım zaman ve Go test ettiğim zaman da bana çalıştıracaktın. Ama ben direkt terminalde bu şekilde yazarak çalıştırdım ve sonucunda hani 200 olarak aldım. Yani bu tamamen çalışıyor, testi geçtiği anlamında verildi. Eğer diğer kodların da hepsini görmek isterseniz bizde open source olduğunu başta da belirtmiştim. MarketWatcher'a ulaşarak bu kodları inceleyebilirsiniz. Ve yine herhangi bir sorunuz olduğunda tüm oradaki bulunan kişilere de sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu haftalık böyle. Diğer anlattığım yani intro to REST yani REST'e girişte bu videonun daha alakası yoktur. Bir sorunuz olursa bana zaten bilgokce@thoughtworks.com'dan ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.